Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün sizlerle far paleti koleksiyonumu ayırmıştık, temizlemiştik. Kullanmadıklarımı sizlere çekilişle göndereceğimi söylemiştim ve bazılarını da dolap hesabıma koymuştum. Bu video serisini çok beğendiğinizi ve devamının gelmesini istediğiniz için bugün burada gördüğünüz pudralar, bronzerlar, allıklar ve aynı zamanda aydınlatıcılar var önümde şu anda. Bunların hepsini şimdi sırasıyla sizlerle ayıklayacağız. Hangilerini kullanacağım, hangilerini elimden çıkaracağım bunlara karar vereceğiz. Daha sonrasında bunlardan bir kısmını yine dolap hesabıma koyacağım. Far paleti ile ilgili yaptığımız çekiliş sonuçlandıktan sonra buradan yine kalanlarla da bir çekiliş daha düzenleyeceğim. Hemen bu videonun devamında değil ama o çekiliş sonuçlandıktan sonra bir çekiliş daha gelecek bunlar için. Şimdi eğer hazırsanız hemen ürünleri ayıklamaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle pudralardan başlamak istedim. Önümde burada gördüğünüz kutunun içerisinde hem sabitleme pudralarım var, loose powder'lar var. Hem de onun dışında sıkıştırılmış pudralar var. Hepsini eleyeceğiz. Çok da bu kadar fazla pudraya ihtiyacım olmadığı için bunlardan çoğunu elimden çıkarmak istiyorum. Başlamadan önce ojelerimden bahsedeceğim size. Bu ojeler geçen videoda çok beğenilip sorulmuştu. Onu da şöyle göstereceğim. Pastelin ojelerinden 120 numaralı olan parmağımda gördüğünüz. Ben özellikle kış döneminde böyle daha çok bordo renkleri sevsem de bu ara genelde böyle nude tonları çok fazla kullanmaya başladım. Daha temiz durduğunu da düşünüyorum. İlgilenenler için bunu da göstermek istedim. Şimdi buradan pudralardan devam edelim. İlk önce sıradan buradan gidiyorum ya. Yani herhangi bir düzende değil, burada var olanlardan gideceğim. I Heart Revolution'ın bu elimde gördüğünüz Loose Setting Powder isimli olan ürünü var. Bunu ben beğenerek kullandım. Fakat buna benzer ürün olarak elimde Wet n Wild'ın ki olduğu için ben bunu elimden çıkarmak istiyorum. Burada bir de Laura Mercier'in pudrası var. Bu yeni pudralarımdan bir tanesi. Bir iki kez kullandım. Wet n Wild'la dönüşümlü kullandığım pudralardan. Bu elimde kalmaya devam edecek. Rival Loves Me'nin Marshmallow isimli olan bu pudrası var. Bunu sizlerle incelemiştik. Bu böyle koku olarak da bayağı böyle bildiğiniz marshmallow şekerlerinin kokusunda. Çok güzel bir pudra. Ben bunu beğendim. Hatta favorilerimde de size anlatmıştım. Ama dediğim gibi bu tür sıkıştırılmış pudra, sabitleme pudrası olarak kullandığım pudralar olduğu için bunu da elimden ayıracağım. L'Oreal Infallible'ın bu çok sevdiğim Magic Loose Powder var. Bu Magic Loose Powder hafif mavi renkle görünüyor. Fakat bu da yine uygulamada gayet güzel makyaj sabitleyen pudralardan bir tanesi. Bunu da çok severek kullanıyorum ama çok çok fazla elimde de pudra olduğu için nadiren elim gidiyor. O yüzden L'Oreal Infallible'ın Magic Loose Powder'ını da elimden çıkaranlara gönderiyorum. Onun dışında yine incelemek üzere aldığım Golden Rose'un Silky Touch isimli olan bu compact powder vardı. Benim elimdeki rengi de 04 numaralı olan. Bunu da kullandım, beğendim. Bir kez denemek için kullandım. İkinci kez de tekrar bir uygulayayım dedim. Ama tekrar tekrar elim gitmediği için bunu da elimden çıkarıyorum. Show Your Purity, bu pastelin bir pudrası var. Şimdi pudralar da o kadar enteresan ki hep aynı tür ürün. Yani başka bir pudra kullanmanızın da çok da büyük bir farkı da olmadığı için. Bunu da sadece bir kez denedim. İkinci kez de memnun kaldığım için uyguladım. Fakat yine dediğim gibi sabitleme pudrası olarak bu tür değil. Ben loose powder'ları daha çok kullanıyorum. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. Face Studio, bu Maybelline'in setting powder olarak geçen. Çok sevdiğim pudralardan bir tanesi. Bunu kullandım birkaç kez. Fakat buna eşdeğer olarak birazdan göstereceğim size. Şu Rimmel London'ın setting powder'ı var. Bu da transparan olan pudrası. Bunu daha çok kullanıyorum. Bunlar birbirine çok benziyor bence. O yüzden ben elimde bu Rimmel London'ı tutacağım ve bu Maybelline'i setting powder'ını elimden çıkaracağım. Bu da 09 Ivory olan rengi benim gösterdiğim. Bir diğer pudra en sevdiğim Wet n Wild'ın bu transparan pudrası. Bunu zaten size çokça söyledim. Bu pudrayı kullan kullan bitmeyecek bir pudra ki her makyajımda bu pudrayı kullanıyorum, öyle söyleyeyim size. Tek dezavantajı taşıması zor çünkü üzerinde hani şu alanı kapatmak için kapatıcı bir iç kapağı yok. O yüzden hep bu şekilde dik bir konumda tutmam gerekiyor. Ama çok sevdiğim pudralardan bir tanesi. Her gün makyajımda kullandığım pudralardan bir tanesi. O yüzden bu benimle kalıyor. Biterse de ki sanmıyorum, yenisini alacağım pudralardan biri. Bir diğer pudra Wet n Wild'ın bu Pressed Compact Powder isimli olan pudrası. Bendeki rengi bunun Natural Beige olan. Bunu kullandım, beğendim. Güzel bir pudra. Bir iki kez kullandım ama yani çok artık kullanmadığım bir pudra olduğu için. Dediğim gibi bu tür sıkıştırılmış pudraları çok kullanmadığım için. Bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Başka bir sevdiğim pudra Golden Rose'un Nude Look serisindeki. Bunun kapağını da ben kırdım. Birazcık kapaklarına sıkıntı var. Bunun ışıltısını çok seviyorum. Bu elimde kalsın istiyorum. Yazın birazcık daha böyle aydınlık görüntü için kullandığım pudralardan bir tanesi. Belli belirsiz bir pudra uygulaması veriyor. Çoğu kişi bunu uyguladıktan sonra hiç pudra uygulamamışım gibi düşünse de aslında çok güzel bir pudra olduğunu düşünüyorum ben.
Favorilerimde de bunu söylemiştim. Yine yaz döneminde kullanacağım bir pudra olacağını düşünüyorum. O yüzden elimde kalmasını istiyorum. Physicians Formula'nın The Healthy Powder isimli olan bu gördüğünüz pudrası. Bunu da yine sizlerle incelemiştik ve ben bunu sadece inceleme videosunda kullandım. Sonrasında da bir kez kullandım ama sıklıkla elim gitmedi. Nedenine gelince ton olarak bana birazcık koyu geldi bu. MW2 olarak geçen tonu bu. Çok fazla renkleri gelmemişti. Bunun altında hiç kullanmadığım bir süngeri de var aynı zamanda ve de aynası da var. Bunu o yüzden ben elimden çıkanlar arasına göndereceğim. Sadece iki kez kullandım. Yapısı güzel olsa da dediğim gibi rengi bana uymadığından bunu da elden çıkarıyorum. Yine inceleme videosu için aldığım Max Factor'ın Cream Puff isimli olan bir pudrası var. Bunu da kullandım inceleme videosunda. Sonrasında hiç kullanamadım. Sadece bir kez kullanılmış bir pudra. O yüzden ben bunu elimden çıkaracağım. Dediğim gibi sıkıştırılmış pudralar yani çok fazla alternatife gerek olmuyor. Bir tane varsa elimde onu kullanıyorum. En çok kullandığım sıkıştırılmış pudra da Rimmel London'ınki olduğu için bunu da elden çıkaracağım. Yine sevdiğim loose powderlardan bir tanesi Candid. Bu Candid'i çokça kullandım. Bu elimde kalsın istiyorum. Evet hem Laura Mercier'i hem de Wet n Wild'ınkini tutuyorum ama bu da alternatif olarak elimde kalmasını istediğim pudralardan bir tanesi. Bitiremeyeceğim muhtemelen yine bunu ama şimdilik kalsın. Olmazsa daha sonrasında elden çıkarım diye düşünüyorum. Yine bir tane Biolis'in Finish It isimli pudrası var. Yine Biolis tek marka makyaj videosu yapmak için bunu almıştım. Sıkıştırılmış pudra dediğim gibi güzel bir pudra. İpeksi saten bir görünüm veriyor. Böyle mat mat yapmıyor makyajı. Sadece bir kez kullandığım ve böyle hiç ellenmemiş gibi kalan bir pudra oldu. Bunu da ben elden çıkarmayı düşünüyorum benzerleri olduğu için. Sonra burada Superstay var Maybelline'in. Bu aynı zamanda böyle bir kompakt sıkıştırılmış fondöten gibi de uygulanabiliyor. Ve ben bunu çok çok kullandım. Şöyle göstereceğim. En çok kullandığım pudralardan bir tanesi. Hala bende kalmasını istediğim pudralardan bir tanesi bu. Yine ben bunu kullanıyorum. Özellikle de böyle bazı günlerde yanıma çantamı atıp böyle kapatıcı özelliğini de sevdiğim için bunu kullanmayı seviyorum. Bu o yüzden bende kalıyor. Yine burada Biolis'in Puff It isimli olan bir diğer pudrası var. Bu Puff It birazcık daha transparan değil de rengi tonu hani böyle birazcık daha buğday tanelere de gidebilecek olan bir pudra. Bu da Wheat isimli olan rengi. Ben bu biraz bana koyu geldiği için açıkçası bunu kullanamadım. Bir kez, iki kez denedim ama olmadığı için bunu da yine elden çıkanlara gönderiyorum. Sonra burada Teknik markasının Face Powder isimli olan bir transparan pudrası var. Bu pudrayı da sadece bir kez deneme videosunda uyguladım ve yepyeni olarak duruyor. O yüzden bunu da elden çıkarıyorum. Bir diğeri Golden Rose'un bu elimde gördüğünüz Loose Powder'ı. Çok güzel ipek gibi, saten gibi olan bir pudra bu. Bunu severek kullandım. Fakat şu anda elim fazla gitmiyor. O yüzden bunu da ben elden çıkarıyorum. Farmasinin Be Fit isimli olan bu pudrası. Bu Be Fit serisindeki ürünleri incelemek için bunu almıştım. Bu böyle birazcık farklı renklerde ve cilt tonunu eşitleme özelliği de var. Sadece bir kez video incelemesinde kullandım. Sonrasında elim gitmedi bu ürüne. O yüzden ben bunu kullanmadığım için elimden çıkarmak istiyorum. Yine burada Essence'ın efsaneleşmiş olan All About Matte isimli olan pudrası var. Bunun kapağı kırıldı bende. Yapıştırdım dağılmasın diye tamamen açamıyorum o yüzden. İçi de biraz kırıldı. Bunu çok beğeniyordum bir zamanlar ama şu anda bana biraz fazla tebeşir tebeşir geliyor. Uyguladığımda çok fazla beyaz geliyor. Bundan sonra Wet n Wild'ın pudrasını keşfettiğim için yani alternatif olarak bu mesela Candid pudrayı tercih ederim buna. Veyahut da işte dediğim gibi Wet n Wild'ın bu transparan pudrasını tercih ederim. O yüzden bunu ben elden çıkaracağım. Yani kullanmıyorum ve kırıldı ve taşımak da zor artık. Bunu geri dönüşüme gönderebilirim hatta kullanmadığım için. Bir tane burada Elf'in pudrası var. Yine Elf ürünlerini incelemek için bunu almıştım. Bir kez denedim. Daha sonrasında tamamen hiç kullanılmayan ürünlerde kaldı. Yine dediğim gibi sıkıştırılmış pudra alternatifleri olduğu için bunu da elden çıkarıyorum. Şöyle bakarsak eğer benle kalacak olanlar şuraya yerleştiriyorum. Bayağı bir azaltmış oldum buraya aslına bakarsanız. Şöyle gösterirsem size şu kadar bir pudra kaldı elimde. 6 tane pudra bıraktım. 3 tanesi bunlardan loose powder, 2 tanesi sabitleme pudrası, bir tanesi ışıltılı, bir tanesi mat. Bir de böyle fondöten gibi de kullanabileceğim aynı zamanda kapatıcı özellikli olan bir pudra var. Bu şekilde bunları bayağı elemiş oldum. Buraya geçiriyorum. Bunlar da gördüğünüz gibi bir hayli elediklerim. Bunlar da artık benimle olmayacak olan pudralar. Bunları da ayırıyorum. Geliyorum burada bronzerları koyduğum kutuyu şimdi sizlerle paylaşacağım. Burada bakalım neler var. Bazıları sanırım aydınlatıcı ve allıklar da karışmış bunların arasına. Şöyle üstten devam edeceğim. Rival Lausme'nin Tropical isimli olan bu bronzerını zaten sizlere bundan bahsettim.
Bu benim beğendiğim bronzerlardan bir tanesi. Hem kontür hem bronzer gibi kullanıyorum ben bunu. Beğendiğim, tenime de uygun olan bir renk olduğu için bunun elimde kalmasını istiyorum. Onun dışında çok sevdiğim, sizlere fazlaca favorilerde de bahsettiğim Murumuru Butter Bronzer isimli olan Physicians Formula'nın bu bronzer'ı. En çok bunu kullanıyorum. Bitince yenisini alacağım. Aslında tek bir bronzer'ım olsa bir tek bunu alacağım bir bronzer olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu da benimle kalıyor. Allıklardan karışmış. Bronzer'dan sonra hemen bunu uyguladığım için. Flormer'ın bu Baked Blush onlarından 43 numaralı olan Golden Peach isimli olan rengi. Ben bunu çok çok seviyorum. Bayılıyorum buna. Hatta bugün de bunu uyguladım yine. Çok beğendiğim bir allık tonu. Şeftali ve hafif ışıltılı. Çok fazla böyle aydınlatıcı etkisi yok. O yüzden bunu allıklar kategorisinde olarak bunun da bende kalmasını istiyorum. Burada bir tane Biolis'in Perfect Wave isimli olan bir ürünü var. Biraz koyu. Benim tenime hiç yakışmadı bu. Ama böyle birlikte karıştırılarak uygulandığında birazcık daha koyu tenlerde, buğday tenlerde ve daha koyu esmer tenlerde gayet güzel uygulanabilir. Bana uymadığı için bunu elimden çıkarıyorum. Burada Kajal'ın Contour Glow isimli olan böyle bir kontür paleti var. Çok güzel bir tonu ve highlighter tonu var. Bu ürünü çok beğeniyorum. Yani şu kontür rengi yine dediğim gibi az önceki Tropical Bronzer gibi benim tenime çok uyan bir renk olduğunu düşünüyorum. Bu da elimde kalsın şimdilik. Natural Bronzer yine Rimmel London'ın. Bu çok sevdiğim bir bronzer'ı. Hafif biraz daha kızıl tonlu. Bunu yazın kullanmayı sevdiğim için elimde kalmasını istiyorum. Wet n Wild'ın sizlere de tavsiye ettiğim bronzerlarından Sunset Striptease isimli olan bu ürünü var. Bunun rengi ışıltılı değil. Tekrar şöyle yakından da göstereceğim. Bakın hiç ışıltılı bir renk değil. Çok güzel bir tonu var bunun. O yüzden bunu da ben Butter Bronzer'a muadil olarak da bunu kullanıyorum. Ya onu ya bunu, ikisini sıklıkla kullandığım için bu da elimde kalsın istiyorum. Burada City Bronzer var Maybelline'in. Elim çok fazla gitmediği için bunu elimden çıkaracağım. Burada bir tane MAC'in Bronzer olarak kullandığım bir ürünü var. Allık olarak da kullanılabilir. Aslında allık kategorisinde ama Harmony isimli olan bu Bronzer allık ürününü arada sırada kullanıyorum. O yüzden şimdilik yine dursun, farklı makyaj videolarında uygulayabilirim diye elimde tutacağım. Physicians Formula'nın bu yeni çıkmış olan Organic Verve serisindeki stick bronzerlarından var. Biraz böyle yağlı bir yapıdaydı ama yani kızıl da geldi bana bunun tonu. Yine de yani çok fazla kullanamadım ama şimdilik dursun. Belki yine yazın kullanabilirim. Belki arada kullanabilirim. Stick bir ürün elimde dursun istiyorum. O yüzden bunu da bırakacağım. Bir tane Pretty by Flormer'ın, aslına bakarsanız kaş ürünü geçen bu ürünü sizlerden bana öneri gelmişti. Bunu kontür ürünü olarak kullanabilirsiniz demiştiniz. Çok güzel soğuk tonlu bir kontür ürünü ama ben çok fazla kullanamıyorum bu tür bir ürünü. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. Burada bir tane Contouring Duo isimli olan Essence'ın ürünü var. Bunu ben size hatta favorilerde de söyledim. İki renkli, açık olan bendeki 10 numaralı rengi. Çok fazla kullanamıyorum. Şu renk biraz açık geldi. Bu renk yerine de şu anda Tropical'ı kullanıyorum. O yüzden Rival Loves Me'yi bunun yerine uyguladığım için bunu elimden çıkaracağım. Back to Bronze var. Back to Bronze'u çok seviyorum. Zaten bitiriyorum yani, dibine geldim. Yazları özellikle 4 mevsimde kullandığım bir bronzer olduğu için bu da elimde kalıyor. L'Oreal'in Cherry on the Cake isimli olan, bu hem bronzer hem allık olarak kullanılabilen bir ürünü var. Bunu biraz kullandım. Özellikle şu bronzer tarafını kullandım. Fakat yani diğer rengi çok fazla allık olarak da kullanamadım açıkçası. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. The Balm'ın Bahama Mama isimli olan mini ürünü var. Bunu bir kez kullandım sanırım. Belki de hiç kullanmamış da olabilirim. Çünkü hiç fırça değmemiş gibi görünüyor. Bunu herhalde elimden çıkaracağım ben. Bunun rengi bana biraz koyu geldiği için. Yine burada The Balm'ın Take Home The Bronze isimli olan ve elimdeki rengi Oliver olan bronzer var. Bunun da rengi bana çok uymadığı için, yani The Balm'ın pigmentasyonu çok yoğun olduğu için bana fazla koyu geliyor. O yüzden ben bunu da elimden çıkarıyorum. Bir tane burada Biolis'in Burn It isimli olan, çok sevilen bronzerlarından Natural Bronze olan rengi. Ben bunu da kullandım. Çok beğendim. Güzel bir ürün. Fakat elimde alternatifler varken buna çok fazla gitmiyorum. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. Geldik burada kocaman olanlara. Burada Kiko'nun bir tane bronzer var. Bu bir koleksiyon ürünüydü. Ben bunun rengini yazın kullanmayı çok seviyorum. Şöyle göstereceğim rengini size. Bakın çok tatlı bir rengi var. Yazın özellikle kullanılabilecek kocaman olduğu için böyle vücut bronzlaştırıcısı olarak da kullanılabilen bir ürün. Işıltısı yok, mat bir renk. Bu Beyond Limits isimli olan bir koleksiyon ürünüydü. Bu çok büyük, yani bitirmem mümkün değil. Düşünüyorum acaba bunu elimde tutsam mı, elimden çıkarsam mı diye. Alternatif çok fazla bronzer elimde tuttum. Sanırım bunu da elimden çıkanlara göndereceğim. Çünkü dediğim gibi çok fazla farklı bronzerlar var.
Onları kullanırım öncelikle. Bunu o yüzden elimden çıkanları ayırıyorum. Şurada yine büyük bir bronzer var. L'Oreal'in Bronze Please isimli olan bu bronzer'ı. Bu da hafif ışıltılı bir bronzer. Böyle kocaman da bir bronzer. Yani çok çok az kullandım aslında. Sanırım bunu da ben elimden çıkaracağım. Biraz ışıltılı ama çok fazla sim gibi durmayan bir bronzer. Alternatif dediğim gibi ayırdıklarım bana yeterli olacaktır. O yüzden bunu da eliyorum. Wet n Wild'ın Contouring Palette isimli olan bu ikili kontür paleti var. Elimdeki Dolce de Leche olan renkli. Ben bunu çok fazla kullanamadım. Bir kez veya iki kez denedim ama bana çok uymadı bu renkler. O yüzden ben bunu da elimden çıkaracağım. Gelelim buraya. Burada bir üçlü aslında hem highlighter hem bronzer hem de allık olarak kullanılabilecek bir ürün var. Ben bunu sizlere favorilerde de söyledim. Çok sevdiğim bir ürün aslına bakarsanız ama farklı alternatiflerden dolayı elim gitmiyor. Çok güzel tonları var. Bu Kate serisindeki 2 numaralı Coral Glow olan rengi. Ben bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Bir tane Biolis'in Dream It isimli olan böyle bir paleti var. Az önceki Kate paleti gibi. Bunda da yine 3 tane hem allık hem highlighter hem de bronzer rengi var. Bunu da dediğim gibi elim çok gitmediği için bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Şimdi burada bir tane stick var. Bu Wet n Wild'ın stick kontür ürünü. Şu beyaz tarafını, açık renk tarafını hiç kullanmadım gibi oldu. Bir kere iki kere denedim, olmadı. Ama buradaki diğer tarafını ben çok seviyorum. Krem ürün olarak da bunu kullanırım diye düşünüyorum. Pratik bir uygulaması var. O yüzden bunun elimde kalmasını istiyorum. Onun dışında burada bir tane daha stick ürünüm var. Bu da Maybelline'in stick ürünü. Şöyle çift taraflı olarak kullanılabilen. Bir tarafı işte kontür, bir tarafı aydınlatıcı etkisi için kullanılıyor. Rengi tonu çok güzel ama bunu çok kullanışlı bulmadığım için kullanamıyorum. Bir iki kez denedim. Olmadığı için bunu da ayırıyorum. Onun dışında burada neler var? Şöyle kalanlara bir bakıyorum. Burada aslına bakarsanız bunların hepsi eyeshadow primer ürünler. Bir tane MAC Spectrum Miracle Prep isimli olan primer var. Makyaj bazı. Bunu da kullanmıyorum, elimden çıkarıyorum. Bir tane burada Nivea'nın Makeup Expert isimli ürünü var. Bunu da yine göz çevrem birazcık daha yumuşatsın diye kullanıyordum ben. Ama bunun üzerinden baya bir zaman geçti. O yüzden bunu ayıracağım artık. Elimden çıkarmak zorundayım. Burada Biolis'in Base It isimli olan bir far bazı var. Çok far bazına rağbet etmiyorum. O yüzden ben bunu da elimden çıkarmak istiyorum. Bir tane burada Teknik markasının Eyeshadow Primer isimli olan normal klasik bir primer var. Bu da artık elimden çıkanlara gidiyor. Bir hayli bitti içerisinde. Boşalmış gibi oldu. Çöpe gidenlere gidiyor bu. Bir tane burada Yves Rocher'un bir sevdiğim bir far bazı var. Bir far bazı elimde kalacaksa bu kalsın diyorum. Onu kalanlara ayırıyorum. Bir tane Elf'in far bazı var. Bunu da kullanmıyorum. Bir kez denedim sanırım. Çok fazla elim gitmediği bir ürün olduğu için far bazı da çok kullanmadığım için bunu da elden çıkarıyorum. Bir de burada highlighter var ama ben bunu göz içimi aydınlatmak için kullanıyorum. Wet n Wild'ın highlighter kalemi. O yüzden bu benimle kalsın şimdilik. Dolayısıyla buradan da kalanları şöyle ayırırsam eğer... Şöyle size gösterirsem bayağı bir azalttım burayı da. Burada gördüğünüz gibi Rival Loves Me Butter Bronzer, altına Wet n Wild Back to Bronze. Bu yazın kullanırım diye Rimmel London MAC'in var. Şu kontür emin değilim. Belki bunu bile elden çıkarabilirim, Kajal'ınkini. Stick bronzer'ım var iki tane. Bunu belki birini yazın birini kışın diye düşündüm. Bu şekilde bayağı bir azaltmış oldum bunları da. Bu şekilde gösterirsem bunlar da elimden çıkanlar oldu. Şimdi geldik allıklara. Esas herkesin en çok merak ettiği herhalde allıklar. Biolis'in Touch It allıklarından var. Bu Touch It allıkları seviyorum ama çok fazla allık var elimde. O yüzden bunların ben üçünü de elimden çıkanlara göndereceğim. Hatta iki tanesini hiç kullanmadım. Bunlardan bir tek şu Sunset olanını kullandım. Renk olarak şöyle gösterirsem bu Sunset olan rengi. Rose Petal isimli olan bu rengi. Birazcık daha böyle pembemsi tonlu olan. Şöyle göstereceğim rengini. Bu Rose Petal rengi. Bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Çok yoğun pigmentli. Bir diğeri de elimdeki Peach isimli olan rengi. Bunu da bir kez sadece rengine böyle swatchlamak için baktım. O yüzden bunu da elimden çıkarıyorum. Sunset dışında herhalde diğer ikisini sadece swatchladığım için bu 3 tane Touch It allıklar elimden çıkanlara gidiyor. Burada yeni allıklardan var. Hiç açılmamış olarak bu Pastel'in Cream Blush isimli olan 3 tane allığını aldım. Bu cream blush'ları incelememi istemiştiniz benden. Onun için bunları videolarda inceleyeceğim. Daha ambalajlar açılmadı. O yüzden incelemek için şu anda bende kalsın. İnceleme videosundan sonra karar vereceğim bunlara. Bir tane burada Tekniğin Face Fix isimli olan bir paleti var. Az önce gösterdiğim üçlü paletler gibi. Şöyle gösterirsem eğer bir tane allık, aydınlatıcı ve bronzer var. Çok güzel. Bunların renklerine ben bayılıyorum. Harika renkleri var. Uygulaması nefis.
Fakat elim gidip kullanamıyorum çok fazla ürün olduğu için. Bunu da o yüzden gidenlere ayırıyorum. Show Your Happiness isimli olan pastenin son dönemde çıkardığı allıklardan var. Benim elimdeki 203 numaralısı. Ben bunu seviyorum, kullanıyorum. Bu tür bir renk, hani birazcık daha kendi gösteren bir renk. Çok hafif uygulamak gerekiyor ama şimdilik elimde dursun. Yenilerden biri NYX'in bu Bare With Me serisindeki jel allıklarından. Bunları da denemek için almıştım. Sugar Babe isimli olan rengi. Daha henüz bunu uygulamadık. O yüzden bu da kalıyor. Yine yenilerden Sweet Cheeks isimli olan bu allığı. Bunu da deneyeceğiz. O yüzden denedikten sonra karar vereceğim. Şimdilik bu da kalıyor. Çok sevdiğim Golden Rose'un New Look allığı. Sürekli kullandığım bir allık olduğu için bu da benimle kalıyor. 4 mevsim ben bu allığı kullanıyorum. Bugün de yine bunu kullandım. Rengi çok yoğun olmadığı için çok hoşuma giden bir ton. Burada bir tane Golden Rose'un bir allığı var ama bu oldukça eski. Artık bunu ben elden çıkaracağım. Işıltılı, birazcık hani yoğunluğu, birazcık highlighter gibi. O yüzden bunu elden çıkanlara gönderiyorum. Essence'ın bir tane allığı var gördüğünüz. Bu 10 numaralı olan Be Fitting rengi. Bunu da çok seviyorum. Birazcık daha böyle hafif mau tonlarda, hafif soğuk bir pembe olduğu için bu tür bir allık olarak kalsın istiyorum. Şimdi burada Maybelline'in iki tane Cheek It allıkları var. Ben bunları çok fazla kullanamadım. Bir kez denedim, bir kez de zorladım ama çok fazla uyum sağlayamadım bunlara. O yüzden ikisini de bu jel allıklarını elimden çıkaracağım. Bir tanesi burada gördüğünüz koral rengi 30 numaralı olan. Diğeri de 10 numaralı olan Pink Scorch isimli olan renk. Bu ikisini de ben elimden çıkanlara gönderiyorum. Physicians Formula'nın Organic Wear serisindeki allığı var. Bunun da tonu bana çok gitmedi. Biraz yağlı bir yapıda kaldı. O yüzden ben bunu da elimden çıkanlara göndereceğim. Gelelim burada pastelin allıklarına. Şimdi bu allıkları ben çok seviyorum. Fakat bunlardan da kullandığım bir tek 53 numarası var. Diğer ikisini kullanmıyorum. 53'e sürekli elim gidiyor. O yüzden diğer ikisinin benimle kalmasına çok da gerek yok diye düşünüyorum. 53'ü tutuyorum. Diğer bu ikisini, kırmızı tonlu olan ve diğer bu 51 numaralı olan ve 52 numaralı olanı elimden çıkanlara gönderiyorum. Max Factor'ın bir allığı var. Lovely Pink isimli olan rengi. Çok fazla kullanamadım. Benzer tonlar olduğu için bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Burada bir tane Physicians Formula'nın Butter Blush'larından elimdeki Nude Silk isimli olan rengi. Çok güzel. Açık tenlilere çok gidecek olan bir allık. Koyu tenlilerde çok kendini göstermez ama açık tenlilere yakışacak olan bir allık. Ben de birazcık açık kaldı bu. Birkaç kez denedim ama çok çok açık kaldığı için bunu da elden çıkarıyorum. Gelelim Biolis'in iki tane allığı var. Bu Mini Mouse serisindeki. Bunları çok beğenmiştim ama çok fazla allık olacak. O yüzden bunlar da ihtiyaç fazlasından elimden çıkarıyorum. Şimdi burada iki tane de palet var bu şekilde. Bir tanesi aydınlatıcılı. Bir tanesinde de sadece allıklar var. Bunlar da Biolis'in allık setleri ve aydınlatıcılı bronzerlı olan seti de var. Bunları da kullanmadığım için sadece denemek için almıştım. O yüzden bunları da elden çıkarıyorum. The Balm'ın hat maması var, meşhur. Bu hat mamanın rengi çok güzel fakat bana çok yoğun geliyor. Ben bunu kullanamıyorum çok yoğun pigmentli olduğu için. Sevdiğim allık renklerinde ama keşke birazcık daha hafif uygulanabilseydi. O yüzden hat mamayı da ben elimden çıkanlara gönderiyorum. İki tane Wet n Wild'ın allıklarından var. İkisinin de rengini seviyorum. Özellikle şu Mellow Wine'ı çok çok fazla kullanıyordum. Burada da yine Pearlescent Pink isimli olan bir ürünü var. Bunları daha sonrasında değiştirdiler ve ambalaj bu şekilde oldu. Pinch Me Pink isimli olan bir rengi de var. Her üçü de güzel ama ben de çok fazla allık olduğu için bunları da elimden çıkanlara gönderiyorum. Biolis'in Touch It allıklarından bu sevdiğim rengi, yani daha çok kullandığım rengi Playful isimli olan. Zaten başından beri de en çok bunu kullandığım için bu yine bende kalsın istiyorum bu pembe tonu. Biolis'in yine bu Summer Fizz serisindeki allıklarından. Bunu çok kullanamadım çünkü fazla aydınlatıcı etkili geldi bana. Ortasındaki rengin aydınlatıcı etkisi belki hoşuna gidenler olabilir. O yüzden bunu elden çıkaracağım. Yine Biolis'in Mystic Hues isimli olan bu böyle degrade gelen, geçişli olan turunculuğu farklı bir allığı var. Hepsini birden aldığınızda çok güzel değişik bir renk oluyor. Bu arada bu bir de tabii koleksiyon ürünü olduğu için referans gösteremiyorum ben bunları videolarda kullanarak. O yüzden de elden çıkarmak istiyorum. Evet, şimdi herkes şaşıracak ama şurada bir The Balm'ın Girl Powder isimli olan bu setini ben hiç kullanamadım. Bir kez denedim ama bu renkler bana olmuyor. Yani ben bu paleti uygulayamıyorum. Çok güzel renkler olsa da, hatta böyle blush topper veya highlighter gibi kullanacak bir renk olsa da ben bunu da elimden çıkanlara gönderiyorum. Pastelin 3 tane allığı var. 3 tane pastelin bu allığına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Çok benzer renkte allıklar var. O yüzden ben 306 numaralı olanı, sonrasında buradaki 302 numaralı olanı elden çıkaracağım.
Bir tek çok beğendiğim 301 numaralı olan var ve daha çok kullandığım, hafif içerisinde ışıltısı da olan ve sıklıkla bunu kullandığım için bu elimde kalsın istiyorum. Diğerleri bir iki kez denendiği için bunları çok da kendime uyduramadığım için elden çıkarıyorum. Maybelline'in Fit Me allıklarından var bir tane. 30 numaralı Rose olan. Bunda birazcık ışıltılar var içerisinde. Çok hafif ışıltılar var. Pembe tonlu allıklarım var. O yüzden bu da gidenlere ayırıyorum. Bir tane Catrice'in allığı. Bu Catrice'in allığını çok seviyorum. Çok açık tonlu. Böyle yok gibi allık uygulaması için bazen kullanabilirim. O yüzden elimde kalsın. Bir de Catrice markası artık bizde olmadığı için bu biraz elimde dursun istiyorum. Rimmel London'ın, bunu çok aramıştım, Pink Rose isimli olan bu allığı. Gerçekten çok güzel bir renk. Ama dediğim gibi hani elim gitmiyor. Çünkü fazla fazla allık var. Yani kaç tane allık kullanabilirsiniz ki? Her makyajda çok büyük fark yaratacak renkler de olmadığı için bunu da gidenlere ayırıyorum. Onun dışında burada yine Physicians Formula'nın Happy serisindeki Rose allığı var. Böyle kalpli, çok şeker bir allık. Ben bunu da biraz fazla pembe kaldığı için bana bunu da ayıracağım. Burada H&M'in bir tane allığı var. Bu da yine böyle biraz şeftali tonlu. Aslına bakarsanız işte hat mamaya muadil olarak ve daha az pigmentli olduğu için bunu elimde tutmak istiyorum. Yazları bunu kullanabilirim. Sleek markasının, meşhur şu giden Sleek markasının çok sevilen bir allığı var. Ve çok pigmentli olduğu için ben bunu kullanamıyorum. Bu Rose Gold isimli olan allığını da ayıracağım. Bir ya da iki kez kullandım. Bana çok yoğun geldiği için kullanamadığımdan gidenlere ayırıyorum. Bir tane Rivaldo Loop'un Young serisindeki bu Mono Rouge isimli olan allıklarından Pink Grapefruit isimli olan rengi var. Ben bunu bir kez denedim ama olmadı. Bana çok böyle açık pembe geldi. O yüzden bunu da ayıracağım. Şurada iki tane The Balm'ın allıklarından var. Bir tanesi Balm Springs olarak geçen bu renk. Şöyle göstereceğim rengini size. Bir diğeri de Balm Beach isimli olan. Zaten bunları herkes biliyor. Bu da şöyle bir renk. Pigmentasyonları çok yoğun. Yani şöyle ikisinden bir tanesini elemek istiyorum. Bakıyorum. Balm Springs olan benimle kalsın. Balm Beach olanı ayırıyorum. NYX'in Sweet Cheeks isimli olan bu allığını çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim sizlere. Bu elimdeki Rose and Play isimli olan rengi. Bunu da çok seviyorum. Bu da kalsın. Melon Dollar Baby var. Bunu da seviyorum. Bu da kalsın. Burada bir Revlon'un allığı var. Bu Revlon'un allığını çok aramıştım ben. Rosy Randevu isimli olan rengi. Fakat bu bayağı bir aldıktan sonra fark ettim ki ya herhalde ürün eskiydi ve taşlaşmıştı. Atamadım da ama artık atılanlara gidiyor yani. Yeni aldığım halde kullanamadım. Bu gidenlere, çöpe gidenlere ayırıyorum. Life is a Peach yine kalsın istiyorum. Şeftali tonlu bir allığa ihtiyacım olduğunda kullanmak için. Burada bir tane Mekin allığı var. Bu da Melba isimli olan allık. Yine yazın ben bunu kullanabilirim. Hafif böyle koral şeftali tonlu güzel bir allık. Bu da dursun. Onun dışında iki tane de burada likit allıklardan kaldı. Bir tanesi Farmasi'nin BeFit serisindeki bu tintlerinden. Bu aslında hem lip hem de cheek tint olarak geçen ürünü. Ben bunu bir kez denedim. Onun dışında kullanamadım. O yüzden ayırıyorum bunu da. Bir de burada Isabel Marant'ın yine Amaze isimli olan çok arayıp gezdiğim ve bulduğum ama sonrasında da kullanamadığım böyle fosforlu renkli gibi olan ama aslında bakarsanız yazın uyguladığınızda pembe pembe yapan yanaklarınızı böyle bir allığı var yine likit. Bunu da ben elimden çıkanlara ayırıyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum tekrardan elemek adına. Life is a Peach Melon Dollar Baby. Şöyle yerleştireceğim. Yine bayağı bir azaltmış oldum aslına bakarsanız ama yine bile çok burası. İncelenecekleri de buraya koyuyorum. Bu şekilde elimde kalanlar kutu dolusuydu ve bayağı azalttım ürünleri. Buradan da yine denediklerimizden sonra yine bunlardan bir daha ayıklama yapabilirim. Ama videolar için de yine elime farklı ürünler olması adına bunları elimde tutacağım. Evet, şöyle gösterirsem bayağı bir hayli allığı da böylece elemiş oldum. Bunlar da elimden çıkardığım ürünler oluyor. Şimdi geldik son kutuya. Bu kutunun içerisinde de aydınlatıcılar var. Sırasıyla buradan en üstten başlayalım. Teknik markasına ait böyle bir Strobe Kit isimli olan bir palet var. Bu bana kargo ile gelirken kapağı kırılmıştı. Kapağı kırılmanın dışında ürünler gayet güzel fakat ben sadece ürün inceleme videosunda bunu kullanabildim. İki tane krem ürün, bir iki tane de toz ürün var. Kullanamadığım için bunu elimden çıkanları ayıracağım. Burada Essence'ın Spiced Up serisindeki bir aydınlatıcısı var. Yine ton olarak benim ten rengime uymadığı için, içerisinde daha böyle koyu tenlere uyacak renkler olduğu için bunu da elimden çıkanları ayırıyorum. Yine Rival Loves Me marka incelemesi için ben bu ürünü almıştım. Bunun da yine Baked Highlighter ama rengi, tonu benim yüzümde çok fazla iyi durmadığını düşünüyorum. Belki koyu tenlerde daha güzel durabilir. O yüzden bunu da elimden çıkaracağım. L'Oreal'in Iconic Glow isimli olan bu highlighter'ını çok beğendim. Yani böyle tonu gayet güzel ama şimdi biraz kenarda dursun.
Sonra belki yine bunu da elimden çıkardıklarım arasına koyabilirim. Benzer tonlu olanlar eğer fazla olsa bunu da elden çıkarmayı düşünüyorum. Burada Sephora'nın Stick Highlighter'ı var. Bunu çok beğenerek kullandım. Luminizer to Go Miss Sparkling isimli olan bu stick ürünü. Pratik de olduğu için, böyle çanta taşıması da kolay olduğu için bu biraz benimle kalsın istiyorum. Physicians Formula'nın Pearl isimli olan bu aydınlatıcısını da çok seviyorum. Yine inceleme videolarında bunu kullanmıştım. Böyle rengi farklı olduğu için elimde makyaj videolarında da farklı bir tür ürün olsun diye. Bunu böyle biraz pembeli, böyle inci pembesi olduğu için elimde tutmak istiyorum. Murelis'in Salty Vibes isimli olan bu aydınlatıcısı bana biraz yoğun geldi. Renkleri güzel. Yine dediğim gibi belki bunu daha aktif kullanabilecek başkaları olabilir. O yüzden elden çıkaracağım. Physicians Formula'nın Stick Highlighter var. Bu Stick Highlighter'ın da rengi böyle çok açık, tatlı bir pembe tonunda. Bir kez kullandım işte inceleme videosunda. Sonrasında çok fazla kullanamadım bunu. Bunun yerine Miss Sparkling olan az önce gösterdiğim rengi stick ürün olarak tercih ettiğim için bunu elimden çıkanlara ayırıyorum. Burada iki tane pastelin aydınlatıcısı var. Bu aydınlatıcıların kullanımını çok seviyorum. Çok pratikler, çok kolay uygulanıyor ve çok da güzel duruşu var. Bunlardan bir tane şu açık olarak gördüğünüz 11 numaralı renk, diğeri de 12 numaralı olan renk. Şöyle gösterirsem renklerini, 11 numaralı olanı daha açık tonlu olduğu için ben daha çok kullanıyorum. Krem ürün olarak bu elimde kalsın istiyorum. Diğeri 12 numaralı olan birazcık daha bronza kaçan bir tonda olduğu için ben 12 numaralıyı elimden çıkaracağım. 11 numaralı olan benimle kalsın. Buraya bir tane kontür ürünü karışmış. Bu da yine Golden Rose'un Nude Look serisindeki kontür ürünlerinden. Bunun rengini çok kendime uyduramadığım için bunu da elden çıkanlara ayıracağım. Bir tane Biolis'in aydınlatıcılarından var. Son dönemde çıkardığı bu Mini Mouse serisindeki. Hafif böyle bir kirli pembe tonunda bir aydınlatıcı. Çok hafif aydınlatıcı sevenlere uyacaktır. Ben bunu da elimden çıkanlara ayıracağım. Bir tane burada L'Oreal'in Monomore serisindeki aydınlatıcısı var. Ben bu ürünü çok çok severek kullandım ama çok fazla aydınlatıcı gibi değil, allık gibi de kullanılabiliyor. Bunu da yine elimden çıkanlara ayırmak istiyorum. Biolis'in jeli aydınlatıcısı var ama bu epey bir zamandır bende. Artık bunun yani kullanmıyorum da, bunun atılma zamanı geldiği için bu çöpe gidenlere ayırıyorum. Bir tane yine Biolis'in Amaze It isimli olan bu likit aydınlatıcılarından var. Bunu da bir kez denedim ve bu şekliyle kaldı. Bunu da yine elimden çıkaranlara ayıracağım. Burada bir tane pastelin Show Your serisindeki 70 numaralı olan böyle bir aydınlatıcısı var. Metalik renkli, gümüş renkli. Ben bunu hiç kullanamadım. Aldım fakat elimde kaldı. O yüzden bunu da gidenlere ayırıyorum. Bir tane NYX'in Born to Glow isimli olan bu aydınlatıcısı var. Çok çabuk sabitlenen bir aydınlatıcı. Bir iki kez kullandım ama benim için çok kullanışlı olmadı. O yüzden bunu da elden çıkanlara ayırıyorum. Elf'in bir tane aydınlatıcısı var. Bunu da hiç kullanamadım desem yeridir. Bunu da yine elimden ayıracağım. Blush Gems isimli olan rengiydi bu da. Bir kez denedim ama bunu daha önceden bana üstünü kazıyarak kullanabileceğimi söylediniz. Hiç kazımak istemedim, hiç bozmadım. O yüzden direkt bu haliyle elden çıkanlara ayırıyorum. Wet n Wild'ın bu şekilde Hello Halo isimli olan bu aydınlatıcısı var elimde. Bu gördüğünüz rengi ben çok sevmiştim Mega Glow serisindeki. Fakat ben bunu çok 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 kullanamadığım için elimden çıkanlara ayıracağım. Şu şekilde stick ve yani yepyeni şekilde duruyor. Bir kez rengine baktım, sonrasında da çok kullanamadığım için bunu da elden çıkanlara ayırıyorum. Yine burada L'Oreal'in Glow Monomore serisindeki aydınlatıcılarından var. Bu da yine böyle hafif şeftali tonlu olan bir aydınlatıcı. Ben bunu da elimden çıkanlara ayırmak istiyorum. Burada bir tane yine Biolis'in bir aydınlatıcısı var. Şu şekilde üçlü bir aydınlatıcı bu da. Üç tane farklı renk olan bir aydınlatıcı. Bunun da ismi Glow Power olarak geçiyor. Bu da minik ürünleri incelerken yine almıştım. Bunu da elimden çıkarıyorum. Az önce gösterdiğim Golden Rose'un Nude Look serisindeki Highlighting Pen isimli olan ürünü. Çok güzel, çok pratik bir uygulaması var aslında. Hani çantaya atın ve kolay uygulama yapmak istiyorsanız kullanılabilecek bir ürün. Belki hani bunu çanta taşıma pratikliğinden dolayı kullanabilirim. O yüzden benimle kalsın. Evet, burada bir tane L'Oreal'in Lovey Glow isimli olan bir aydınlatıcı seti var. Şunu birazcık kırıldı ama bunun renklerini ben çok seviyorum. O yüzden bu da elimde kalsın istiyorum. Pastel'in Show Your Mood isimli olan bu paleti var. Bunu zaten allık paletini de bir önceki videoda ayırmıştım ve bunu da yine ayırmak istiyorum. Çünkü buradaki tonları ben çok fazla kullanamıyorum. Benim tenime renkleri gitmediği için bana biraz koyu geldi. Aydınlatıcı olarak da alternatiflerim var zaten. O yüzden bunu da gidenlere ayırıyorum. Bir tane burada Wet n Wild'ın I'm So Lit isimli olan böyle toz bir üstü kapalı bir highlighter var ama kullan kullan bitmez, ömür boyu yeter bir highlighter.
Bunu denemek için, incelemek için almıştım. Sonrasında çok kullanamadım. Bu birazcık yüzünüze böyle fırçayla değil de elinizle bastıra bastıra uygulamanız gereken highlighterlardan. Alın bunu 5-10 kişi falan paylaşın, anca bitiremezsiniz. Ömür boyu yeter. Bunu da ben elimden çıkanlara ayıracağım. Bir kez denedikten sonra hiç ellenmeden kaldı. Festive Light isimli olan Biolis'in koleksiyon ürünüydü. Çok güzel bir highlighter fakat yine kullanamadığım ürünlere girdi. Koleksiyon ürünü olduğu için de incelemelerde de kullanamıyorum. O yüzden bunu ayırıyorum. Wet n Wild'ın bu highlighting powderlarından elimdeki rengi Awesome Blossom isimli olan rengi. Çok koyu bir renk. Yani bu highlighter olarak oldukça esmer tenlilerde veya enteresan makyaj yapmak için kullanılabilir belki. Ben bunu kullanamadım. Far olarak da değerlendiremedim. Elden çıkanlara ayırıyorum. Şöyle alıyorum önüme. Yine Wet n Wild'ın highlighterlarından Blossom Glow isimli olan. Bu highlighter'a bayılıyorum. O yüzden elimde kalıyor. Maybelline'ın Face Studio Shimmer isimli olan bu highlighter'ını ise kullandım. Güzel bir highlighter. Fakat alternatif Blossom Glow varken buna elim gitmiyor. O yüzden bunu da ayırıyorum. Wet n Wild'ın Precious Petals isimli olan bu highlighter'ı da en sevdiğim highlighter'lardan bir tanesi. O yüzden bunu da benimle kalsın diye ayırıyorum. Biolis'in Glazed isimli olan bu highlighter'ı elimdeki rengi Diamond isimli olan rengi. Bunu da yine inceleme videolarında kullandım ama çokça kullanamıyorum. O yüzden bunu da ayırıyorum. Bir tane yine Wet n Wild'ın Hello Halo isimli olan bu allıklarından. Yine bunu da çok sevdiğimi sizlere daha önce söylemiştim. Böyle blush topper gibi de fazla bir ürün ayırmadığım için kendime bu da elimde kalsın. Pembeli bir highlighter olarak da bunu kullanırım diye bu da elimde ayırmak istiyorum. Maybelline'in meşhur Master Chrome ve Molten Rose Gold isimli olan bu highlighter'ını çok severek kullanıyorum. Çok doğal duruşlu olan bir highlighter. Yok gibi bir highlight için zaten kapağı da kırık. Bu da elimde kalmasını istiyorum. Burada artık son olarak Mary Luminizer kaldı. Mary Luminizer da en sevdiğim şampanya renkli highlighterlardan. Böyle her türlü her makyaja giden bir highlighter olduğu için bu da elimde kalsın istiyorum. Bir de burada Golden Rose'un stick highlighter'ı var ki bu da yine sevdiğim ürünlerden Bright Gold isimli olan stick highlighter'ıydı. Az önce gösterdiğim bu Sephora ile aslında yine muadil olabilir ama bu artık hani birazcık daha uzun süre geçtiği için üzerinden bunu elden çıkanlara ayıracağım. Benimle kalan ürünleri şöyle gösterirsem sizlere. Gördüğünüz gibi bir hayli azalttım. Kutu tamamen boşaldı neredeyse. Bazıları dediğim gibi yine şu L'Oreal'in Iconic Glow da belki elimden çıkanları ayırabilirim diye düşünüyorum. Alternatif çünkü buradaki renkler var. Hatta bunu da ayırıyorum. Iconic Glow'u da ayırdım. Bu şekliyle bana şu an için hem krem hem toz highlighter olarak ve farklı renklerde olan bu highlighterlar stick olan ürünlerden de bıraktım. Yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, bunlar da ayırdığım, elediğim highlighterlar oldu. Bunlara artık ihtiyacım olmadığını düşündüğüm için bunları da elimden çıkanlara ayırıyorum. Bu haliyle makyaj koleksiyonumda epeyce bir temizlik yapmış oldum. Dediğim gibi pudralar bu şekilde baya bir azaldı. Onun dışında highlighterlar burada gördüğünüz şekilde epeyce bir azalttım. Ve burada bronzerlarımı ve böyle stick bronzer ürünleri, kontür ürünlerini topladım. Burada da yine allıklar var. En fazla allıklar görünse de yine incelenip buradan da elenecekler olacak. Bu şekilde de ürünlerimi bayağı bir azaltmış oldum. Çünkü yeni gelen pek çok ürün olacak. Yeni aldığım sizler için denemek için yeni ürünler çıktığı için sürekli. Onları denedikçe buradakiler yine yer değiştirmiş olacak. Çok fazla ürün elimde tutmak istemediğim için birazcık daha azalmak, birazcık daha sadeleşmek istediğim için buradan ayıkladığım ürünleri yine geçen yaptığımız videonun çekilişi sona erdikten sonra ayıkladıklarımdan bazılarına yine çekiliş düzenleyeceğim. Diğerlerini de yine dolap hesabım üzerinden sizlerle paylaşacağım. Oradan da arzu edenler ürünlere bakabilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basarsanız ve aynı zamanda kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.